Sevgili tavşan halkı, yani siyasi hayatımızın AK Parti'nin kuruluşundan itibaren hemen hemen her saniyesinin, her dakikasının beraber geçtiği ve son 3 yıl itibarıyla belediyede tavşan halkına hizmet etme konusunda gecemizi gündüzümüze kattığımız, sorumluluk aldığımız ve hizmetin mükafatının sadece dualardan ibaret olduğunu bilerek hareket ettiğimiz bir ekibin bir parçasıydı İsmail Başkan. Daha önceki istifa kararlarını, yani yazılarını ben yırtıp atmıştım. Yani okumadan hatta yırtıp attım. Çünkü kamuoyundaki dolaşan bilgilerin, söylentilerin benim açımdan herhangi bir değeri yok. Biz gördüğümüze ve inandığımıza göre hareket ederiz. Şimdi netice itibariyle İsmail Başkan 28 Şubat itibariyle böyle bir kararı aldı. Bizden de anlayış bekledi. Son ricamız dedi ki başkanım benim önümü aç dedi. Biz de evet dedik. Bundan sonraki yaşamında kendisine mutluluklar diliyorum. Cenab-ı Allah inandığı değerler ölçüsünde yaşamayı nasip etsin. Amin inşallah. Onun mükafatını versin. Sağlığını versin. Aile beraberliğini, ayrı huzurunu versin. Ve tavşanı da herkese nasip olmayan bir işi var. Bereketli bir iş. Onu büyütme imkanı versin. Her halinden kazançlar nasip edilsin. Ben bir belediye başkanından olmaktan daha ziyade bir abisi olarak, bir kardeş olarak kendisiyle hukukum geçmişte vardı. Belediye başkanı da devam etti. Bundan sonraki dönem içerisinde de devam edecek. Ben hakkımı helal ediyorum kendisine. Tavşan adına da kendisi hakkını helal etsin diye temenni ediyoruz. Bu tür yerler zaten gelip geçici yerler makam olarak, mevki olarak. Ama şunu tavşan halkının bilmesi gerekiyor. Biz belediyede en alttaki hizmetçisinden, çaycısından tutun en yukarıdaki belediye başkan yardımcılarını ve belediye başkanına varınca kadar bir ekip ruhuyla hareket ettik şu ana kadar. Kavga yürültü içimizde oldu ama mutluluğu ve hizmeti hep beraber yaptık, hep beraber yaşadık. 3 senelik dönem çok kısa zaman olarak görülebilir ama yapılan hizmetlerin ortaya çıkış noktası itibariyle bakarsanız çok uzun bir zaman. Bu anlamda İsmail Başkan'ın mesleki tecrübesiyle özellikle makine ikmalde oluşturmuş olduğu sistem, bunun karşılığında Tavşanlı Belediyesi'nin maddi anlamdaki kazanımları inanın bütçe içerisinde yadırganacak bir rakam değildir. Yani şöyle ifade edeyim, onun mesleki tecrübesiyle Tavşanlı Belediyesi yatırımlara oradan elde edilen kazançlarla biraz daha fazla imkan sağladı. Yani belediye içerisindeki makine parkının zenginleşmesi, bazı araçların yeniden hayat bulması gibi akaryakıtla ilgili alımlarda sağlanan tecrübeler, mezarlıkta özellikle mezarlıklarda kendisine bağlıydı. Bu anlamda yapılan işlemler, uygulamalar gibi ve zaman zaman Naci Başkan'a, zaman zaman Mehmet Ali Başkan'a ortaklık edişi, yardımcı oluş konusu bu dönemin artılarıdır benim gözümde. Bu manada şunu ifade etmek gerekiyor. Başkanımın hani hassasiyetine kaynaklanıyor o. Bir başka parti konusu. Ben 12 senelik belediye başkanıyım. Bazı arkadaşlara göre öyle anlatayım. Tavşanı da en büyük FETÖ'cü Mustafa Güler. Yani Meral Akşener hanımefendi Tavşanı'ya geldi. Geldiği günden bu tarafa yani ne zaman su kaynamaya başlasa, ayran köpürmeye başlasa Mustafa Güler millet neydi o partinin adı? İyi Parti'ye. İyi Parti'ye geçecek algısı kamuoyunda dilendiriliyor. Mevzu şu beyler. Ben hem İsmail Başkan için hem kendim için söyleyeyim. AK Parti bugün siyasi bir simge. Bir hedefin partisel adı. Yani 2023'ün, 53'ün ve 71'in 71 ile ilgili konmuş olan hedefin siyasi bir simgesi, adı. Bunun başında Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi Tavşanlı kamuoyunda ve Türkiye'de
on binlerce insan, milyonlarca insan parti yönetimlerinde veyahut da parti üyeliklerinde bulunmamasına rağmen AK Parti ile ilgili, Tayyip Erdoğan'la ilgili bir aidiyet hissi hissedebiliyor. Yani bu İsmail Başkan'ın özellikle AK Parti'den ayrılması ile ilgili olan konuda, yani istifası ile ilgili olan konuda farklı anlamlar katılmaması açısından söylüyorum. Normal sokaktaki vatandaş ben AK Partiliyim diyorsa bu AK Parti aidiyeti ve Tayyip Erdoğan'ın sevgisi, sevdası o arkadaşta vardır. Sen üye değilsin noktasına hareket edersek biz Türkiye'de toplumsal karşıtlığı oluşturmuş oluruz, karmaşa oluşturmuş oluruz. Ben bu anlamda İsmail Başkan'ın gerçekten gönülden, sevdalı bir şekilde AK Partili ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarı olduğuna inancımı da yeniden ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu su götürmez bir gerçektir. Bunun altında farklı anlamlar oluşturulmasın. Şimdi buradan hareketle bugün bu basın açıklamasını kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak amacıyla hani şöyle bir konu var. Ayet-i kerimede Estağfirullah ya eyyühellezine amenu in caikum fasikun binabiyyin fetebeyyun en tusibu kavmen bi cehaletin diye devam eder bu. Dolayısıyla biz fitnenin, fesatın, tefrikanın, ayrılığın oluşmaması adına bir doğruyu, doğru düşünceyi ve arkasındaki gerçek manayı, maksadı kamuoyuna aktaralım dedik. Çünkü oluşturulacak olan zannın sebebi olmak istemiyoruz. Yani taraf olmak istemiyoruz. Ben İsmail Başkan'a bu anlamda ricada bulundum. Gel şu açıklamayı yapalım diye. O da kırmadı bizi, kendisi geldi. Bugün itibariyle yeni bir dönem başlamıyor. Aynen dönem devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Ben kendisine onu söyledim. Belediyedeki resmi görevi sonlanmış olabilir ama dostluk adına, arkadaşlık adına, destek adına bir ve beraber olmadığına, bundan sonraki dönemde belediyenin kendisiyle ilgili geçmişte görev yaptığı sahalarda herhangi bir ihtiyaç durumu hasıl olacak olursa aynen gelip burada fahri olarak o görevi yerine getirmeyle ilgili manevi bir borcu var. Bu, çünkü görev süresi henüz bitmedi. Yani biz 5 seneliğine burada görev almıştık bu manada. O manada da dün mesela gelmek suretiyle yine eksik kalan birkaç tane işi görevi olmadığı halde başkan yardımcısı pozisyonunda aynen ifa etti, devam etti. Aynı olgu devam edecek. Yani biz ayrılmış değiliz. Evet. Bundan kimsenin, çok özür dilerim, araya giriyorum. Kimsenin şüphesi olmasın Sayın Başkanım. Ben sadece siyasi kimlikle bu görevi yerine getirmeyeceğim. Evet. Bu lütfen herkes tarafından bilinsin. Halen daha sizin seçime girerken bir söyleminiz vardı. Ben bunu hiç unutmam. Tavşanlı halkı adına. Tavşanlı'ya siz şunu sloganla seçimlere girdiniz. Gelin Tavşanlı'yı, belediyeyi birlikte yönetelim. Aynen. Ben bir vatandaş olarak, birey olarak siyasi kimliksiz edinmiş olduğum tecrübelerle aynı şekilde hizmete devam edeceğim. Bu konuyla ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın. Evet. Yani gün gelir belki ya yeter artık gelmeye gerek yok bile diyebilirsiniz. Yok. Yani o konuda. Şimdi buradan, çünkü burada sonuç itibariyle tavşanın ani menfaatleri söz konusu. Ani menfaatleri söz konusu ve tavşanın geleceği için elimizden geleni her zaman her şekilde yapmaya ben gece gündüz Sayın Naci Başkanıma ve Mehmet Ali Başkanıma sizin çatınız altında yardımcı olmaya devam edeceğim. Bununla ilgili en ufak bir şüphemiz olmasın. Şimdi kamuoyunda yani yanlış bilinen bir konu var. Bu sadece AK Partili açısından değil, diğer siyasi partiler açısından da ortaya koymak gerekiyor. Belediye başkanı bağımsız veya siyasi bir kimlikle belediye başkanlığına talip olabilir, seçilebilir ve görev yapabilir. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın da değişik meclis kurup toplantılarında ifade ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde ifade ettiği gibi seçildikten sonra o rozet ortadan kalkar. Yani belirli bir kimliğin, zümrenin, partinin milletvekili, başbakanı, belediye başkanı olmaktan çıkarsınız. Eğer görev size tevdilirse ve cümleye, idare ettiğiniz sınırlar içerisindeki cümle halka eşit mesafede durmaya, onlara aynı mesafede hizmet etmeye gayret sarf edersiniz. İşin özü zaten bu. Hak dediğimiz konu da bu. Şimdi belediye başkanı nasıl bir siyasi kimliktir? Şimdi partisinin toplantıları olursa o rozetsiz ama parti kimliğiyle o partinin bir mensubudur.
O Ankara'ya gittiği zaman genel merkezde herhangi bir toplantı olacak olursa dolayısıyla böyle bir kimliktir. Ama diğer zamanlarda partisini temsil eden ama parti kimliğini ön plana çıkarmadan hizmeti ön plana tutan bir anlayışla belediye başkanlığı görevi olması gerekiyor. Bu belediyemiz söyleşinde geçerli, milletvekilleri içinde geçerli, il genelimiz söyleşinde geçerli. Bu düşünceyle ben tavşan halkına şu ana kadar hani seçim zamanı çokça söyledik, son bir defa daha söyleyeyim. Tavşanlı eşrafındaki Şeref Ağa'yla Göçebeler Mahallesi'ndeki, Roma Mahallesi'ndeki Çeribaşı Şeref Ağa'nın bizim gözümüzde eşit vatandaş olduğunu her zaman ifade ettik. Ve İsmail Başkan'ın söylediği gelin tavşanla beraber yönetelim mantığı zaten bu düşüncenin eseridir. Bu düşünce bir gerçeklik olmakla birlikte aynı zamanda tüm siyasi partilerinde ben bunu ideolojik anlamda kullanan siyasi partileri ayrı tutuyorum. Onların düşüncesidir ama ben mensup olduğum AK Parti açısından söylüyorum. AK Parti'nin geneldeki düşüncesi de bu kavram üzerine, bu gerçeklik üzerine kuruludur. Ben dolayısıyla İsmail Başkanıma hakkını helal etmesini temenni ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun inşallah. Ben kardeşi olarak, evet, bir abisi olarak hakkımı helal ediyorum. Tavşan halkı adına. Bundan sonraki yaşamını başarılı diliyorum. Hacı Başkan, işinim ne sanırsın? Evet, üzgünüm. Keşke böyle olmasa diyorum. Ama kopmayacağımıza dair birbirimize söz verdik. Durmak yok, yola devam diyoruz. Buyurun mukavele. Başkanım her şey için Allah razı olsun. Bir abi olarak, bir büyüğümüz olarak çok şey öğrendik. Sizin de biraz önce teyit ettiğiniz gibi dostluğumuz, arkadaşlığımız, kardeşliğimiz, baki her zaman bekleriz. Çok Allah razı olsun. Son söz. Bakın burada birliktelik hala devam ediyor. Başkanın belediyemiz üyeliğinden, başkan yardımcılığından istifasının arka planında bazılarının beklediği gibi bir sonuç ya da neticede bir mayalı ekmek ortaya çıkmaz, bunu bilesiniz yani.